Merhaba arkadaşlar. Bugün elimde sizlerle paylaşmak istediğim başörtüm var. Henüz yapım aşamasında, daha bitmedi. Kısaca size bilgi vereceğim ve kaç sırada gittiğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle hangi kumaşı kullandığımı söyleyeyim sizlere. Bu bir saf ipek. İpek bir kumaş. Hacı Resul'ün başörtüsü, Hacı Resul'ün kumaşı ve buna ibrişim ip kullanıyorum arkadaşlar. İpek, ibrişim ip. Şu anda boydan boya K trabzanını yaptım. Hatta modeli de başladım. Bunu video olarak, kısa videolarla sizlerle de paylaştım. Ben buna ta başından video çekecektim fakat fırsatım, zamanım olmadı. Şöyle söyleyeyim, müsait olamadım onun için, ama aklımdaydı video çekmek, her sırasını sizlerle paylaşmak. Fakat şu K trabzanı ben yaparak gösterdim sizlere video olarak. Bunun yapılışı var. Bunu boydan boya gittikten sonra bir sıra zürafa gittim, görmüş olduğunuz gibi. Hemen buradan nasıl gittiğimi söyleyeceğim sizlere. Fakat bilenler hemen anlayacak. Bakın, ortadan sadece bir tane zürafa atlayıp bunun üstünü bu şekilde gidiyorum. İsterseniz buradan nasıl iplediğimi. Bu ipimi biraz uzun bıraktım. Buradan ekleyeceğim hemen düğümün üstünden. Bunun üstünü gittiğim zaman bunun üstü pırpır şeklinde gidecek. Bunu kesmeyeceğim. Hemen buraya pırpır yaptığım zaman onu göstereceğim sizlere. Bu ipi pırpırın içinde bırakacağım. Hemen ipi iğneme nasıl taktığımı göstereyim size. Bunun için şöyle biraz kalın bir iğne kullandım. Ben kalın iğneyle pek yapamıyorum ama mecburen buna iki kat ip geçirmem lazım. Onun için bu iğneyi seçtim. İpimi biraz uzun tutacağım arkadaşlar. Daha önceden çile halindeydi bu ip. Bunu sarıyorsunuz elinizle. Şimdi daha önce de tekrar göstermiştim. Bu ipi ikiye katlıyorum. Ve iğnemden onun için biraz iğnenin ip geçeceği yeri küçük iğneyle olmuyor. Mesela ipi geçmiyor. Bakın, şu iğneyi kullanıyorum aslında. Ama bundan iki kat geçmeyeceği için bu iğneyi tercih ettim. Bu şekilde ipi ikiye katlayıp biraz uzun tutuyorum onu ki epey büyük bir bölüm yeri yapabileyim diye. Evet, kestim ipimi. Ve bu ipi yapmak gerçekten biraz zor. İpinizi gerin, çıtlatın. Esnemiyordu aslında bu ip. Yapımı biraz size güçlük çıkartabilir. Ama iğne oyaları gerçekten güzel olur. Böyle kalıp gibi. Ama yapımı zordur. Şimdi bu sıradan yapmaya, göstermeye başlayayım isterseniz. İpimi ekleyerek başlıyorum. Bunu sıfırdan düşünürseniz, hani en başından düşünürseniz, ipinizi en başa ekliyorsunuz. İyice düğümünüzü sıkıştırın. Şimdi bu ipi kesersem de olur ama ben bunu kesmeyi tercih etmiyorum. Bunun üstünü az önce söylemiş olduğum gibi bunun üzerine pırpır yapacağım. Şuraya gelince bunun üstüne pırpır yapacağım ve şu ip bunun içinde kalacak.
Onun için tekrar o ipi orada bekleteceğim. Şimdi bir tane zürafa atlayıp ikincisine yapıyoruz. Bakın bu şekilde ölçünüz olsun yaparken eşitlik sağlamanız lazım. Şunlar aynı eşitlikte olması gerekiyor. Evet, ben fazla ilerlemeyeceğim. Hemen bir başka iğne alıp bunun üstünün pırpır yapımına geçeceğim. Aslında kısa videolarla ben sizlere göstermeye çalıştım. Kanalıma da attım o videoları. Aslında Instagram için yapmıştım o videoları 1 dakikalık. Fakat buraya da attım. Bu şekilde bu sırası gidiyor arkadaşlar. Alt kısma renkli koysam daha mı güzel belli olurdu acaba? Evet. Ben onu orada bırakacağım. Hemen şu ekleme yerini ve şu ipi nasıl kestiğimi göstereceğim sizlere. Hemen şuradan ipi nasıl eklediğimi göstereyim. Yine bir kalın iğne seçmem lazım. Çünkü iki kat ipi takacağım iğneme. Tıpkı az önce yapmış olduğum gibi. Bakın bundan bile zor geçiyor. Şöyle biraz ipinizi azıcık ıslatırsanız şu anda bir inatlaşma yaşıyorum iple. Evet. Geçti. Bunu kesinlikle böyle germeniz lazım ipi. Böyle sesler çıksın ipten, gerin, parmağınızla çıtlatın. Evet. Şimdi buradan ekleme yerini nasıl yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. O ipi kesmedim. O ip orada. Şu elimle onu kolaylıkla hani yapabilmek için o parmağımla tuttum. Bakın bu şekilde az belli olması için hani ipin ek yeri belli olmaması için bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Tekrar bir sefer yeterli dolamanız. Evet. Şimdi tekrar bakın o kesmediğim ip hala elimde. O ipi halen pırpırların altında bırakıyorum. İki pırpır yaptıktan sonra
kesmeyi uygun gördüm. Ve bakın tam dibinden bunu kesmek istiyorum. Böylelikle ek yerini de göstermiş oldum sizlere. Bu şekilde yaparsanız ek yeriniz belli olmaz. İpi gizlemiş olursunuz. Evet, bu şekilde bakın. Gerçekten çok az belli oldu. Üstünü pırpır yaparak ip altta kaldı. Bakın bunun yapımı gerçekten polyester gibi değil. İğne oyasını tam öğrendiğiniz zaman hani tercih edin bu ipi. Bu ip pahalıdır çünkü ipe de yazık olur. Denk düşüremezsiniz. Gerçekten ben bile yaptığım zaman denk düşmesi için çok özenerek yaptım. Yaptım, yapıyorum da. Bakın polyesterde düzeltmiyorum mesela pırpırlarım denk düşüyor. Ama buna bazen düzeltme ihtiyacı duyuyorum. Şimdi bu pırpırı yaparken elimi bir yukarı bir aşağı aynı boyuta geldiği an düğüm yapıyorum. Bakın. Evet. Bakın bu şekilde. Yavaş yaparak göstereyim. Şimdi pırpırı yapacağım zaman elimi bir aşağıya kaydırıyorum, bir yukarıya ve düğümü gerçekleştiriyorum. Bazen de pırpırı düzeltme ihtiyacı duyuyorum. Böyle. Özellikle de bu iple yaparken düzeltme ihtiyacı çok duyuyorum. Çünkü gerçekten ibrişimi yapmak kolay değil. İsterseniz bu kısmı da gösterdikten sonra diğer aşamaya geçeyim. Aslında diğer aşamada çok kolay. Evet, hiç fazla vakit kaybetmeden diğer üste geçmek istiyorum. O da göründüğü üzere aslında bu bölüm bu şekilde devam ediyor. Bakın pırpırların ortasına batarak geçiş sağlıyoruz. Bakayım ne gösterebilirim buradan başka. Aslında şimdi alt kısmı bu şekilde pırpır gidiyorum. Üste geçeceğim. Hiç bilmeyenler belki zorlanabilir ama çok basit bakın. Pırpırın hepsinin ortasına batarak yapıyoruz bu sırayı. Böyle yer oluşuyor. Tekrar aynısı gibi pırpır gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl anlatsam? Onun üstünü de tekrardan aynı şekilde pırpırlara bata bata gittiğimiz zaman en üstün şu üst kısmı şurada görmüş olduğunuz kısım yerini göstermek isterim ama
Şimdi ben iğnemi çekip alayım. Çekip alayım ama buralar ip de olacak tabii. İp de olacak. Ben bunun tamamen videosunu nasıl gösterebilirim? Onun düşüncesi içindeyim. İsterseniz bir diğer ikinci videoda bunu göstermeye çalışayım arkadaşlar. Şimdilik bu kadarla kalalım. Sanırım anlaşılır oldu bu sıra. Şu sırayı nasıl yaptığımı az da olsa göstermeye çalıştım. Bir ikinci videomuz diğer üstünü gösterme şeklinde olsun. Şimdilik göstereceklerim bu kadar. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Diğer videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.